Bana doğruyu söyle. Sen beni istiyor musun? İstemiyor musun? Ben cevabımı aldım. Ne oldu? İki saniyelik bile sessizliğe tahammülün yok mu Kuzey Efendi? Senin o iki saniyelik sessizlik dediğin şeyin anlamını biliyorum ben. Bal gibi de istemiyorsun. Sen beni hiç mi tanımadın ha? Ben seni istemiyorsam senden mi çekineceğim? Sağ mı söylemeyeceğim? Sen kendine bile itiraf etmemiş olabilirsin. Ama ben artık eminim. Öyle evlilikmiş, şuleymiş. Bunlar yalan dolan. Sen külliyen beni istemiyorsun, beni. Külliyen değil, bir kısmını istemiyorum. Ha şöyle son bir 20 yıl kadarını. O ne demek şimdi? 20 yıl önceki Kuzey'i istiyorum diyorum. Beni bırakıp gitmeyen, beni bırakıp da başkasıyla evlenmeyen Kuzey'i. Seni sevmeyen, seni kardeşi gibi gören Kuzey'i istiyorsun öyle mi? Ne olurdu o zaman beni sevseydin, ha? Ne olurdu bırakıp gitmeseydin? Sen benim sandalye kırmama bayılıyorsun galiba. Getir şuradan iki sandalye de kırayım şurada. Sıkışınca hemen sandalye kırmak istiyorsun değil mi? Hiç düşünüyor musun acaba bu kadın niye durup durup 20 yıl öncesini istiyor diye? Neyini düşüneceğim ya? 20 sene önceki Kuzey'le şimdiki bir mi? Nerede senin pusulan? Hangi pusula? Kaç tane pusulan var be? Denizden çıkardığım işte. Ne yapacaksın? Şimdi bir de sen mi parçalayacaksın? Getir şunu. Aha, al, al. Kim bu? Sen. Ben. Burada 20 yıl önce aşık olduğun Kuzey'in fotoğrafı vardı. Şimdi sana aşık olan Kuzey'in fotoğrafı var. Ben yapıştırdım, ben! Senin için çocuk oyuncağı tabii. Kalbinde de daha önce şöyle vardı, şimdi yıldızı yapıştırdın. Kalbimde daha önce kimin olduğunun ne önemi var ya? Şimdi sen varsın diyorum. Ben sana deli gibi aşığım diyorum. Anlamıyor musun? Senden başka gözüm bir şeyi görmüyor diyorum. Daha önce başkasına baktığın gözlerine bağ bakman normal yani. Daha önce başkası için atan kalbinde bağ aşık olman normal yani öyle mi? Yıldız, normal değilse de imkansız değil. Sana defalarca söyledim. İlk aşkın değilim ama son aşkın olacağım dedim. Nereden bileceğim son aşkın olacağımı? Ha? Yine bir başka kadına aşık olmayacağını nereden bileceğim Kuzey? Nasıl güveneceğim ben sana? Güvenme Yıldız. Sen kendi aşkından başka hiçbir şeye güvenme. Ama şimdi bir seçim yapacaksın. Ya sana aşık olan Kuzey'i seçeceksin ya da 20 yıl önceki Kuzey'i düşünüp duracaksın. Beni istemiyormuş da 20 yıl önceki halini istiyormuş. O zamanki Kuzey çok iyiymiş, şimdiki Kuzey tırtmış. Bir halta yaramıyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sana soruyorum sandalye. Zaten bir tek senle anlaşabiliyorum ben. Bir tek sen dinliyorsun beni. Tek sadık dostum sensin benim. Ya bak sen ne iyisin mesela. Böyle tutuyorum, atıyorum sağa sola, kırıyorum. Ondan sonra böyle yapıştırıyorum, kenara koyuyorum. Gıkın bile çıkmıyor. Gıkı bile çıkmasa da artık o eski sandalye mi Kuzey Efendi ha? Aa en ufak bir darbede o yapıştırdığın yerden tekrar parça parça olmaz mı sanıyorsun sen? Ne yapayım şimdi? Oturup sandalyenin dramına mı ağlamam bekliyor? Aa sen bu sandalyeleri parça parça ettiğin gibi yıllar önce de benim kalbimi böyle parça parça ettin. Artık yapıştırsan da bir daha olmaz eskisi gibi diyorum. Olur efendim, olur. Hatta ben bunu yaparken böyle altına parçalar ekliyorum, daha sağlam oluyor. Bak şimdi. Ah, ah, ayı gibi oturdum. Hiçbir şey olmadı. Al, öküz gibi oturdum. Bak, bak zıplıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Oluyormuş demek ki. Sen öyle san. Aa, en ufak bir cinnetine bakar. Ya Yıldız, gel sen bana he de bütün dünyadaki sandalyeler kurtulsun. Kurban olayım. Ya ben artık cinnet getirmek istemiyorum. İnat etme artık. Sen benim hala inat ettiğimi mi sandın? Ben sana güvenmiyorum. Ben eski Kuzey istiyorum. Ne? Ne yapacaksın eski Kuzey sen ya? Şimdi karşında olgun, karakterli, düzgün, erkek gibi erkek, kolumu oturtan Kuzey var şimdi. Ne yapacaksın ezik Kuzey? Ben bu Kuzey değil, o eski ezik Kuzey'e aşık oldum. Ona ne yapacağız peki? Başlatma ezik Kuzey'inden. Öyle erkek mi olur be? İnsan kendi kendini kıskanır mı ya? Şimdi vallahi sinirden ağzımı burnumu kıracağım kendimi. Bak Yıldız'cığım.
Geçmişi unutalım. Bugünümüze bakalım. Yarınımıza bakalım. Geçmişi değiştiremezsin. İşte o yüzden geçmişi istiyorum ya. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama bugün her şey değişebilir. Yarının ne olacağını bilmiyorum. Korkuyorsun yani. Herhalde korkuyorum. Ya yarın seni beklediğim geçmişe dönüşürse tekrar? Yıldız, sen benim son aşkımsın. Sonumsun. Zaten böyle giderse sonum olacaksın benim. Şimdilik son aşkımım. Yarının ne olacağı bilinmez. Yarın değişebilir. Değişmez ula. Değişmez. Sen benim dünyamın sonusun Yıldız. Dünyamın sonusun sen benim. Senden sonrası yok. Öncem varsa sonran da olur. Aa, boşuna nefesini tüketme. Hadi eyvallah. Yıldız, beni delirtme. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Senin ikinci bir şansın yok Kuzey. Sen beni bir kere daha terk edemezsin. Ya gerçekten çekip gideceğimi, seni bırakacağımı düşünüyorsun? Bir kere yapan ikinciyi niye yapmazsın? O zaman benim nefesimi tüketmeme gerek yok. Burada durmama da gerek yok. Pes ediyorsun yani. Ne yapayım? Belli ki bana bir daha güvenmeyeceksin. Niye duruyorum ki ben burada? Gideyim. İyi, git ula. Ama seni bir 20 sene daha bekleyemem, bilesin ha. Niye? Kocaya mı varacaksın? Sahne. Yıldız, hani aşkında, peynirinde küflü olanı güzeldi, makbuldü. He, küflüsü makbul. Ama küfü fazla bekletirsen çürür. Benim bu saatten sonra çürümeye niyetim yok. Tamam. Madem sevgilim olmuyorsun, hiçbir şeyim olma o zaman. Allah Allah, o ne demek? Şu demek, küsüyorum ben sana. Anladın mı? Küsüyorum. Al. İyi ula. Aha, ben de küstüm. Bundan sonra benim öküzcüğüm bile değilsin. Hiçbir şeyim değilsin, haydi. Hadi be. Yengem, ne oldu gülüm sen? Kim kızdırdı gene seni? Sence yenge? Bu sefer ne yaptı? Çorbayı mı beğenmedi, çayı mı öpürdü etti? Ne etti? Aman, ne yaptı dese ne yaptı yenge? Sahne. Bu ne kız? Ne bu? Anlamadım ya hiçbir şey, ne bu? Kuzey ile Şule'nin boşanma kağıdı. Ana, moşurta mı böyle parça pinçik etti? Elleri kırılasıca. Hayır, ben yaptım. Ne? Gülüm sen iyi misin? Gayet iyiyim yenge. Kimse ağa benim karşıma geçip böyle kağıdı gözümün önünde sallaya sallaya mutluluğunu bana borçlusun diyemez. Ağa böyle parça parça ederim ben de kağıdı. Ya sen o karının dediğine ne bakıyorsun ya? Ne güzel boşanacakmış işte. İstemez. Benim mutluluğum onun iki dudağının arasındaysa kalsın. Yerin dibine bassın öyle mutluluk. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen böyle yapınca Şule ne dedi? Boşanmaktan vazgeçti değil mi? Vazgeçti. Ne olmuş yani? Mutluluğunu bana borçlusun dediyse sağ ol canım de çekil kenara. Ha ya ben sana vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum artık Yıldız. Uzey nerede? O ne diyor? Ne bileyim ben. Küstü bağ, gidecekmiş. Anam, anam, anam. Yıldız, sen şu kağıtları yapıştır birleştir. Ben şu andan itibaren bu duruma el koyuyorum. Tamam mı? Boşuna uğraşma yenge. Olanlar oldu artık. Yıldız, şimdi bana gelenler gelecek ha. Ben döndüğümde bu kağıtlar bir bütün olacak. Oha göre. Değilim artık, öyle mi? Sen öküzsüz kal da bundan sonra görürsün sen. Kuzey, hayırdır? Nereye? Göçüyorum ben Nahide. Göğünde tek bir yıldızın bile parlamadığı dağın başına yerleşeceğim ben. Saçmalama be. Ne oldu? Sen niye dellerinde böyle toplanıyorsun? Git dedi bana. Gidecekmişim ben, o da başkasını bulacakmış. 20 yıl daha bekleyemezmiş beni. Sen de yıldız gitsin başkasını bulsun diye gidiyor. Pes ediyor. Vazgeçiyor ne? Daha ben ne yapayım Nahide ya? Eşeği oldum sırtında taşıdım. Köpeği oldum kapısında yaptım. Karabatak gibi denizlere daldım. Ben daha ne yapayım ya? Ben de sana esaslı bir adam sanırdım Kuzey. Maşallah bir ayda olmadan havlu attın. O bir ayı gel de bana sor sen. Kadın 20 yılda çektiğini 20 günlük paket program olarak yaşattı bana be. Vallahi benim kardeşim. Anlayışlı olacaksın. Sen yıllar önce bir bavulla gittin. 3 sene boyunca kızla geldin. Aa bir de o yetmedi. Peşine süre çırtanı da sürükledi. Doğal olarak kız erer veriyor. Kendimi affettireyim sana diyorum. Bana yeniden güvenmeni sağlayayım diyorum ama yok. Tutturmuş eski Kuzey'de eski Kuzey. Tamam tamam sen onu bunu bırak da hırsla kolleriyle toplayacağına boşanmayı düşün.
Hatta sadece boşanmayı düşün. Tamam mı kardeşim? Ya boşansam da güvenmeyecek ki bana. Hem mesele boşanma değil ki. Öyle olsaydı o boşanma sözleşmesini yırtmazdı. Gururundan yapmış işte. Ha, onun gururu var, benim yok ama, değil mi Naide? Ama o beni iyice kapısına bağladığı Karabaş zannetmeye başladı. Ama Karabaş değilim ben. Yahu Karabaş dememiştir. Karakaş demiştir. Sen Karakaş'ına kara gözüne vuruldu ya ondan. Sen şimdi beni burada bekle. Ben gelene kadar da hiçbir yere gitme. Tamam mı güzel kardeşim? Benim de bir gururum var. Gitsin kendine başka bir Karabaş bulsun. Otur yerine. Aferin, aferin. Ben hemen geliyorum. Olmuyor işte, olmuyor. Sanki yapıştırsam boşanacaklar. Yıldız, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya yenge bantla dedin ama olmuyor, yapamayayım işte ah. Onu demiyorum. Kuzey'im, paramparça ettiğin kalbini diyorum. Daha o adamın kalbini ne kadar paramparça edecek? Yine ne iftira etti o okuz? Hı? Ne yapmışım ben oğa? Sadece ona değil. Kendine daha ne kadar işkence edeceksin? Hı? Geçmiş defterini ne zaman kapatacaksın Yıldız? Ben yaşadığım sürece o defter hiç kapanmayacak yenge. Yengem, boncuğum, sana yazık değil mi? He? Yazık tabii. Ya beni yine bırakıp giderse yenge, ha? O zaman daha yazık olmayacak mı? Hiç mi anlamıyorsun beni? Ya yengem, ben seni anlıyorum. Anlamaz olur muyum? Sen onu sevmeye alışıksın. Sevilmeyi bilmiyorum. O yüzden de ne yapacağını bilmiyorum. Emme yeter artık Yıldız. Her şeyin bir hakkı hududu var yani. Abartma istersen. Ben keyfimden mi yapıyorum sanıyorsun yenge, ha? Aha, yıllarca beklediğim adam kanlı canlı karşımda. Boynuna sarılmak istemiyor mu sanıyorsun? Ya git sarıl yengem. Tutan mı var seni? Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Milyonlar da rahatlasın. Yapamıyorum işte, ha, yapamıyorum. Sarılamıyorum. Kız kızım, yıllardır hayalini kurduğun adam karşında kanlı canlı duruyor. Hatta durmakla kalmıyor. Diz çökmüş, sağ aşkına haykırıyor. Sen daha ne istiyorsun Yıldız? Yenge, ben yıllarca onun aburamda taşıdım, gözümün pınarında. Aha, akıp gitmesin diye gözyaşımı bile akıtmadım. İçime akıttım hep gözyaşlarımı. Ya şimdi akıp giderse, ha? Ya beni terk ederse, ne yapacağım o zaman? Yıldız, aşk dediğin ağırda, gözün kenarında bekleyen yaş değildir. Aşk dediğin taşmak ister. Önüye çıkan her engeli aşıp, gürül gürül akmak ister. Salacaksın o yaşları, coşup gidecek. Yapamıyorum yenge, aha, salamıyorum. O akıntıya kapılıp gitmekten korkuyorum. Sen hiç korkma yenge. Unutma. Naideyim ben, Naide. Sağ karşılıklı aşk nasıl yaşanır öğreteceğim. Nasıl olacakmış o? Karşılıklı aşkın olmazsa olmazı... karşılıklı olmasıdır. Allah Allah! Bu benim niye hiç aklıma gelmedi acaba? Hocanla dalga geçme Yıldız. Bir aşkın karşılıklı olması ne demek? Karşılıklı güven duygusu demek. En evvela sağa güvenmeyi öğreteceğim. İşte onu yapamıyorum ya yenge. Güvenemiyorum. Tamam, halledeceğim. Madem ilişkinizde güven problemi var, o zaman ne yapacaksın? Güvenini kazanması için onu teste tabi tutacağım. Test mi? Nasıl bir test? Sen şimdi beni burada bekle. Ha bırak ya. Yürü. Zorla güzellik mi olur? Olur tabii. Güzel güzel anlaşamazsak zorla olacak. Zorla olacaksa hiç olmasın. Biliyorum ben. Bana bak. Ben de sizi size bırakacak göz var mı? Yok mu? Yok tabii. Kuzey Yıldız aşkın sizin elinizde mundar olmasa göz yumar mıyım ben? Yummam, yummayacağım. Ben onun ayağına gitmem. Naide, küstüm ben. Küstüm. Küstüm ne be? Çocuk musunuz siz? Küstüyseniz de barışırsınız. Yürü. İşte o kadar. Yürü dedim. Yürüyoruz ya. Buralar çamur, şuradan kaymadan yürü. Ana. Kaymam ben. Geç otur bakayım. Ben de yerimi alayım. Ne oldu? Niye gitmedin, niye geldin? Naide dedi ki, gitmeden bir yıldızı son bir kere gör dedi. İyi, gördün. Şimdi git haydi. Giderim bak. Git ula. Gitmek isteyene gitme demem ben zaten. Demezsin tabii. Gitmek isteyene gitme demezsin. Dönünce de burnundan getirirsin, pişman edersin. Pişmansan git ula. Git. Ya yeter ama ya. Ya siz birbirinizi yemeden konuşamıyorsunuz mu ya? Kuzeyciğim,
Sen neden gitmek istiyorsun de bakayım. Yıldız bana git dedi. Ben sağ git demedim. Gitmek istiyorsan git dedim. Git demeye getirdin. Hayır efendim, ben git demedim. Ya! Yeter ama ya, yeter. Yeter. Tamam, tamam, anlaşıldı. Kuzey'cim, sen Yıldız'ın seni kovduğunu düşünmüşsün. Yıldız'ım, sen de Kuzey'in gitmek istediğini düşünmüşsün. Ama anlaşılıyor ki ortada bir yanlış anlaşılma var. Yani kimse kimseyi kovmuyor, kimse de bir yere gitmiyor. Çaktınız. Tamam. Tamam değil. Bu sadece gitmek istiyorum demekle kalmadı. Bir de bak küstü. Ya ne yapacaktım? Adamın suratına baka baka sen git 20 sene önceki halin gelsin denir mi be? Denir tabii. Ya sen laftan anlamıyor musun? Ben şimdiki Kuzey'e değil 20 sene önceki Kuzey'e aşık oldum diyeyim sana. Tamam o zaman. Sana eski Kuzey'le mutluluklar. Ben aranızdan çıkıyorum. Hadi eyvallah. Aha bak yine aynısını yaptı, görüyor musun? Ne yaptım? Zora gelince hemen gidilsin ya. Ya güzel kardeşim, hemen celallenme. Sakin, güzel güzel konuşalım. Haydi. Neyini konuşayım? Nahide ben bununla ya. Allah Allah. Görmüyor musun? Hayalimi gerçeğimden daha çok seviyor bu beni. Tabii canım, sen konuşmazsın. Anca bağırıp çağırıp gitmeyi bilirsin. Yok ulan yok. Sadece bağırıp çağırmak değil. Direkt gitmeyi bilirsin sen ha. İyi ederim. Az bile ederim. Yakıp yıkmam gerekirdi. O zaman daha rahat ederdim işte. Sana da o yakışır zaten. Vandalsın ne de olsa. Ben mi vandalım? Sen vandalsın. Kendine bak be sen. Ben orduya geldim. Daha 2 gün oldu. Önce sapanla vurdun. Ondan sonra da dereye attın be. Ula seni sapanla vurmam, dereye atmamdan önceydi. Hayır efendim. Dereye atman denizleri boylamamdan önceydi. Denizi boylaman su borunu patlatmamdan önceydi. Hayır efendim. Su borumu patlatman arıları başıma musallat etmeden önceydi. Arıları üstüne salmam? Yeter be. Kronolojiye de bayağı hakimsin. Ne yapıyorsun? Not mu tutuyorsun? Buraya kafama yazayım hepsini. Yeter ula, yeter. Vallahi yıldım sizden ya, vallahi yıldım. Bir de iyi bir atmış gibi anlatıyorsunuz. Ya benim özel hayatım kalmadı be. Kuzey Yıldız'ı aşkı yüzünden koskoca dillere destan olmuş Nahide ile sever aşkına yazık edeceğim. O üzülüyor. Yeter. Allah'a bu sefer geldiler. Aha da gidiyorum. Nereye? Nereye? Cehennemin dibine. Gelecek misiniz? Burada kayıyor. Aha. Beğendin mi yaptığını? Delirttin kadını sonunda. Yere gitme. Kadın senden şişti de gitti. Ula asıl senin dengesizliğin yüzünden bu hale geldi ya. Ben mi dengesizim? Önce bana aşık değilsin diyordun. Şimdi de güvenmiyorum diyorsun. Evli olan hala bir türlü boşanmayı beceremeyen ben miyim? Boşanma sözleşmesini yırtan ben miyim? İyi yaptım. Aha bir de olsun, bir daha yaparım. Sandalye yok mu lan sandalye? Yok. Sen git kendi emektar sandalyene sarıl. Yıldız! Gülme bana! Bana gülme! Gülmüyor. Gülmüyor, biliyorsun yine. Yüzüm. Ulan! Kayıyor bura! Ula bunun hiç sesi soluğu çıkmıyor ya. Yoksa gerçekten mi delirdi? Yoksa gitti mi? Etkilemeye çalışan Arizona kertenkelesi gibi.
git be. Kırmızı kafalı. Ya ne oldu? Niye geldiniz? Ne istiyorsunuz siz benden? Çay, pijama, döşek. Çay bitti. Pijamalar da kirli de. Aa, döşeği de pire yedi. Haydi başka kapıya. Kız, abinin ben senin. Yengeninle beni dışarı mı atacaksın bu saatte? Saçmalama. Ben Baki, senden artık evime almıyorum. Çünkü benim cinlerim tepeme çıkıyor. Barıştık. Artık küs değiliz. Hadi. Ya ne oluyor? Ne oldu? Sizinle ne hatlar karıştırdınız? Ne ettiniz? Söyleyin haydi. Bağımızı çatlattım. Ne? He, adamı kuru dal gibi ortadan ikiye çatlattı. Olan da benim Beştaş'ım oldu. Nayü de delirtme beni Beştaş. Yeter artık ya. Bağım mı önemli, Beştaş'ım mı önemli? Eme hata seni Sefer. Yüzük hiç mezgidin içine konur mu? Ya siz neden bahsediyorsunuz? Ne mezgidi, ne yüzüğü? Şimdi Boncuğum şöyle, ben anlatayım. Dün abinle bizim evlilik yıl dönümümüz. Abin de ayıptır söylemesi. Bağa gitmiş, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş taş almış. Emme yüzü balon içine saklamış. Yesi işte yani sürpriz olsun diye yiyecekti, sürpriz olacaktı da. Bağım daha önce geldi. Bağım da mezgi severmişmiş. Pelikan gibi yutunca balığı beş taşta kaldı gırtlandı. Ben gördüm, beşini birden gördüm taşların. Onu alayım diye en son bağım ayağa kaldırdım. Böyle hemlik yaptım. Ne yaptın? Hemlik manevrası. Ya siz gerçekten tıp bilgisi olarak sıfırsınız ya ailecek. Ya bir Alman tekniği yani. Arkadan böyle kavruyorsun. Ben ama biraz kendim yorumlarıma katınca biraz şey yaptım yani. Alttan yukarı doğru şey yapınca kaburgalar çatladı. Acaba çıkmış mıdır Beştaş? Daha iyi de yeter artık Beştaş be. Babam çatladı ya. Beştaş'ın peşindesin. Anağı mı arasın acaba Sefer? Hadi ana ara. Hadi ara. Dur arayacağım, tamam.